Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlere Get Information from PDF Documents isimli task'ı anlatacağım. ADC burada 0.07 veriyor. Level 1'ler için uygun bir task arkadaşlar. Çok da basit bir task. Elite'dekiler için, Elite kullanıcıları için de 0.10 veriyor zaten. Bu da az çok zaten 0.7'ye 0.10 bilirsiniz. Neyse, task'a giriyoruz arkadaşlar. Şu linke tıklıyoruz. Ben de zaten açık. Şöyle bir sayfa çıkıyor karşımıza arkadaşlar. Burada ilk yapmanız gereken şuradaki tarihi, en üstteki gördüğünüz soldaki tarihi şu tarihi ile değiştirmek. Yani bunu oraya kopyalamak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 01.01.2015 ben yaptım. Diğer yanındaki tarafı da 5.31.2015'te şuraya, ikinci kısma, sağ kısma yazmak. Alttakiler önemli değil arkadaşlar. Önemli olan üstteki iki kısım. Bunları yazmazsanız yanlış sonuçlar alabiliriz. Bundan sonrası gayet basit bir task arkadaşlar. Size bir kod veriyor. Kimlik kodu gibi bir şey. Bunu kopyalıyoruz arkadaşlar ve şuraya yazıyoruz. Daha sonra enterladığımız vakit karşımıza böyle bir ekran çıkıyor arkadaşlar. Eğer birden fazla çıkarsa en üsttekini tıklayacağız. Şimdi şurada PDF kısmı var, görüyorsunuz. PDF yazısı. Buna tıklıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi birden fazla sonuç çıkarsa yine en üsttekinin PDF'ini tıklayıp onu referans alıyoruz. Sayfamız açıldıktan sonra PDF'imiz, gerisi çok basit arkadaşlar, ancak 4 tane 5 tane falan var böyle soru. Açılsın, bekliyorum. PDF eğer yoksa Acrobat Reader yüklemenizi şiddetle öneririm, yoksa açamazsınız zaten dosyayı kolay kolay. Veya başka programlar, PDF okumanız için gerekli olan başka bir program yüklemeniz gerekir. Bende Adobe Acrobat Reader programı var arkadaşlar. Şimdi gelelim. Bizden istedikleri hep aynı şey zaten arkadaşlar. 2D boşluğundaki yazıyı istiyor bizden, en basit haliyle. Geliyorum. Bakın 2D arkadaşlar. Şu alttaki kısmı, boşluktaki kısmı kopyalayıp buraya yazıyorum. 3A diyor. Hop, pardon. 3A diyor. Gördüğünüz gibi 3A. 3D diyor. 3D. Kopyalayıp yapıştırıyoruz arkadaşlar. Çok basit bir işlem. 3E diyor. 3E. 3F. 4A. Arkadaşlar 4C'yi istiyor. 4C bazen olmuyor. 4C yoksa veya herhangi bir boşluk yoksa eğer, boş geçiyoruz orayı. Herhangi bir şey doldurmuyoruz. Burayı boş geçiyoruz. 5A'yı istemiş. 5A'da ise 5A şuradaki boşluğu arkadaşlar alıyoruz. Bir tane oluyor zaten bu. 5C. Bu soru için sayfa 8'e gitmemiz lazım. Sayfa şurada yazar zaten. Hemen biraz altta. Şu şekil arkadaşlar. Şuradakilerden hangisi işaretliyse onu yazıyoruz arkadaşlar. Bizde solar otomatik diyor işte. Eğer ki oradan biri işaretli değilse blank şıkkını işaretlemiş. Yani doğrusu olur arkadaşlar. Onu söyleyip belirteyim şimdiden. Karşımıza gelmeyebilir. Çünkü çok nadiren geliyor ama 7A. Burada da şu virgülü koymuyoruz arkadaşlar. Nokta oldu mu? Zaten şuraya bastığınızda ne çıkıyorsa onu kopyalayın arkadaşlar. Kendiniz yazmayın. Virgül dediğim gibi yazmamız istemiyor. Yazmamamızı istiyor daha doğrusu. Noktalı olursa da noktalı olarak alırsınız ama virgülü koymuyor. Koymayın. Bu kadar basit. Bir task. Geri geliyoruz. Şuraya yapıştırıyoruz. Enter diyoruz. Gelene PDF diyoruz. Şundan da çıkalım bu önceki. Hemen indiriyorum 2D'ye. 2D. Alıyoruz, yapıştırıyoruz. Şu A. Alıyoruz, yapıştırıyoruz. 3D. Alıyoruz, yapıştırıyoruz. 3'e alıyoruz, yapıştırıyoruz. 3'e. Bu kadar basit bir task. Biraz zaman alıyor ama yapması çok kolay bir task. Öyle kafa yoracağınız herhangi bir yer yok.
Değerli de bir task, ücreti güzel bir task. Bakın arkadaşlar, iki tane çıktığı zaman dediğim gibi üstteki kısmı referans almamız daha doğru oluyor. Yüklendi mi? Basamam. Ha, bunda bir şey yoksa ikinci kısmı da alabiliriz. Aradığımız herhangi bir şey yok. Bir daha tıklayayım ama. Dediğimiz şeyler yok. İkinci kısma geçiyoruz o zaman. Ben niye böyle yazı çıkıyor? İlginç. Daha yine diyelim. Ne yapıyor? 87 bize 83 lazım. 87-83 lazım. Bir daha bakalım. Var. İlginç. Evet. Aradığım şey yok. Bu durumda ne yapacağız derseniz, açıkçası ben boş geçeceğim. Burayı boş geçiyorum arkadaşlar. Komple yok çünkü aradığımız şeyler. Açıkçası bu da ilk kez başıma denk geldiği için sizlere bakalım. Ne olacağını ben de bilmiyorum. Doğru kabul edecek mi, etmeyecek mi? Bir sonraki şeye geçelim. Konumuza. Konumuza. İniyoruz. İkiyi de. Gördüğünüz gibi kafa yoracak hiçbir şey yok. Kopyala yapıştır, kopyala yapıştır. Bu arada bilmeyenler olabilir arkadaşlar, şuraya bastığınızda CTRL ve A'ya aynı anda basarsanız, tekrar söylüyorum, sol taraftaki CTRL ve A tuşlarına aynı anda basarsanız hepsini seçer. CTRL C tuşlarına basarsanız, CTRL ve C tuşlarına basarsanız seçtiğiniz alanı kopyalarsınız. CTRL V tuşlarına, Van'ın V'si tuşlarına aynı anda basarsanız yapıştırırsınız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bunlar da kısa yoldur. Hızlı şekilde kopyala yapıştır yapmanızı sağlar. Bunu da belirteyim tekrardan. Eğer bilmeyenler falan varsa. Nasıl bu kadar hızlı, Allah. Nasıl bu kadar hızlı yapıyorsun diyenler olabilir.
Biri daha yanlışma. İçeride televizyonda ne çaldı? Havaya havaya. Şimdi bakalım bir daha deneyelim. Zorla hata yaptırtacak. Onu istiyor. Yeter mi? Yeter bir şeyler demiş. Yani başarıyı mı düşürelim? %0'a mı düşürelim? Ne yapalım? Ben 0-0 yazıp geçeceğim. Hatalı sayacak ama itiraz dilekçemi de bak vereceğim ellerine. Ellerine gözlerine. Bakalım bununla ilgili bir şey yazıyor mu? Pardon göremedim ama. İlk aramayı kabul edin diyor. Go back to the answer. Eğer bir şey yoksa diyor boş bırakın diyor ama boş bıraktığınızı da sayıyor şimdi diyor. Şişt ömeye silelim bakalım boş bırakabilecek miyiz? Evet, kabul etti arkadaşlar. Sonunda kabul etti. Böyle bir task arkadaşlar, çok basit bir task. Bir tane istisna çıktı belki ama gördüğünüz gibi basit bir task. Sadece kopyala yapıştırdan oluşan bir task. Başka hiçbir zorluğu yok. Yapmanızı öneririm. Ekranınızda task yoksa özellikle.
Benden bu kadar arkadaşlar. Gerisi size kalmış. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. O kadar şarkı.